Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Yeni bir videoda, yeni bir dok dolu videoda beraberiz. Bugünkü sorumuzu Sibel Yılmaz arkadaşımız yazmış. Demiş ki: "Hocam merhaba. Bir ara sempozyum nasıl düzenlenir? Neleri gerektirir? Sorusu üzerine video yapmak ister misiniz? Ya da istemez misiniz?" saygılarımla diye yazmış Sibel. Neden olmasın Sibel? Sempozyum nasıl düzenlenir? Aslında şöyle şimdi kalkıp da bunun için içerik oluşturmak için bir arayışım olmuyor arkadaşlar. Daha önceki yaptığım sempozyumlar, meetingler, summitler... Zirve diyorlarız onu. Çok organize ettik. Özellikle Cleveland Clinic'te. Bunlarla ilgili tecrübelerimiz oldu tabii ki. İsterseniz gelin o tecrübeleri sadece muhabbet ortamında muhabbet edercesine anlatmaya çalışayım. Tabii ki bu şekilde anlattığım zaman bazı gap'ler yani boşluklar olabilir. O boşlukları da sorarsınız, yorumlarda sorun. O boşlukları da o şekilde tamamlamaya çalışayım. E gelin bakalım. Sempozyumlar nasıl düzenleniyor? Bir ona bakalım. Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Evet, kongre, sempozyum, çalıştay, değil mi, summit gibi bu e, buluşmaları düzenlemek aslında başlı başına bir projedir. Bu videoları biliyorsanız, en başından izlediyseniz eğer, hep proje konusunda proje tabanlı yaşama proje işte nasıl yazılır TÜBİTAK projesi nasıl yazılır işte sivil toplum kuruluşlarında proje nasıl yazılır gibi konularda hep proje ile ilgili bir şeyler paylaşmaya çalıştım çünkü eğer hayatımızı projelendirirsek hayatımız çok daha verimli bir hale gelecektir. Yani hep derim sabah evden çıktınız akşam eve dönüşünüz dahi bir projedir. Eğer planlı programlı iş paketlerini yazdıysanız o gün verimli geçer. Ama yok ben çıkayım bakayım ne olacak yolda görürüz dediğin zaman o gününüz istediğiniz verimde geçmeyebilir. İşte bu şekilde baktığımız zaman aslında sempozyumları da bu buluşmaları da yani bilimsel kongreleri de düzenlemek bir projedir arkadaşlar. İlk önce bir amacımızı belirleyeceğiz. Bizim amacımız nedir? Örneğin benim Cleveland Klinikte yaptığım bir sempozyumu örnek vereyim. Mesela pulmoner hipertansiyon hakkında hastaları ve diğer pulmoner hipertansiyonla çalışan bilim insanlarını son güncel literatürle bilgilendirmek. Benim amacım bu. bu. Bu buluşmayı, meetingi, summit'i yaparken. Peki bunu nasıl projelendiriyorum? Amacım belli şimdi. Amaç belli olduktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Hedeflerimi ortaya atıyordum. Bir, ne olur birinci hedefimiz arkadaşlar sempozyumlarda? Scientific program, program dediğimiz bilimsel programın oluşturulması. İkincisi yerin belirlenmesi. Bir yerde yapacaksınız değil mi? Üçüncüsü bu işin PR'ının yapılması diyelim. Üç tane PR dediğimiz işte bunun duyurulması. Çünkü insanlar duyurulmazsa gelmezler. Şimdi dördüncüsü de mesela kongreye veya işte sempozyuma katılım şartlarının belirlenmesi. Bakın dört tane benim şu anda kafadan belki de unuttuğum vardır ama hedef belirledim. Şimdi bu hedefleri eğer yaparsam sempozyumu gerçekleştirebilir miyim? Gerçekleştirebilirim. Okey. O zaman birinci hedeften başlayacağız. İşin e birinci hedefte ne dedik? Scientific program dediğimiz bilimsel programın oluşturulması. Şimdi bu bilimsel programı oluşturmak için aslında bunun öncesinde bir ekip kurarım ben genelde. Yani bu 4-5 kişilik de bir ekip olur. Bunlarla devamlı beyin fırtınası yaparım. Mesela oturduğunuz bir masaya 3-5 kişi bu sempozyumu oluşturmaya çalışıyorsunuz ve scientific program kısmına geldiniz. Bilimsel programı nasıl oluşturacağız? Bilimsel program dediğimiz şey aslında hangi saatte başlayacak sempozyum? Ve gidişat nasıl olacak? Kimler kaç dakika konuşacak? Bilimsel program budur. Ve genelde şablon hep aynıdır yani. İşte sabah atıyorum 9'da açılış konuşmasıyla başlar veya 8.30'da kokteyle ile başladınız diyelim. Yani biz kokteyl diyoruz da kokteyl de biliyorsunuz normalde alkollü olur. Sabahleyin şey diyeyim kahveyle başladınız diyeyim. Kahve, pasta, börekleri koydunuz. 8.30'da insanlar geldi. Bunu hayal etmeye bakın. Yani ne kadar çok hayal ederseniz o kadar az hata yaparsınız insanlar geliyor. E ne isterim ben burada mesela bir müzik çalmasını isterim. Bakın onlara nota alın. Arkada background bir müzik olsun. Tabii ki kahvaltıya uygun müzik. Kalkıp da orada şimdi metalikayı çalmayınza gerek yok. Bu ince ayrıntıları da düşünün yani. Kime bu görevi verecekseniz o görevi işte bu şekilde düşünen bir insan olmalı. Yoksa orada sürpriz yaşayabilirsiniz. Çünkü insanlar çok değişik arkadaşlar. Bazen yani sizin düşündüğünüz gibi hiç kimse düşünmüyor. Ve siz orada bir klasik müzik beklerken farklı bir şey gelir orada. Hoş olmaz. Ortam bozulur yani. Dolayısıyla en ince ayrıntısını düşünün. Küçük hatalar yaparsanız büyük gözükür bu sempozyumlarda. Ha hataları telafi etmek ise çok kolaydır. Kimse onun farkında bile varmaz. Sadece siz ve ekibiniz farkında varır. Bu da ayrı bir konudur. Şimdi kahveyi içiyorlar. Sekiz buçukta gel gelmeye başladılar. Arkada müzik var. E tabi ama... Ben şimdi scientific programı belirliyorum. Yeri daha sonra belirleyeceğim tabii ki. Ne oluyor ondan sonra? 9. Dokuz. 9'da insanlara zil çalınıyor. Dıngır dıngır ve insanlar salona giriyor. Salona girdikten sonra açılış konuşması yapıyor. Kim yapacak açılış konuşması? Evet şu hocamız yapabilir. Tamam. Yazıyoruz ve o hocayla konuşulacak. Kim konuşacak? İşte x şahsı konuşacak ki ondan şu o gün o saatte şöyle bir konuşma ile ilgili siz davetiye göndereceksiniz. Bakın bunu yazdınız. Ondan sonra o konuşma bittikten sonra oturum mu yapılacak? Oturum ayrıdır. Yani eğer oturum yapılacaksa masa düzeni ayrı olacak ya da tek tek konuşulacaksa farklı olacak. Tek tek konuşulacak diyelim. İşte ondan sonra saat işte 9.30'la 10.30 arasında bir saat konuşma ya da 10.30 olmaz da 9.30'la işte 10-20 arasında ya da 10-15 arasında kim konuşacak? Şu profesör konuşacak. Konusu ne? Bu. Ondan sonra kahve molası mesela diyelim. Ondan sonra bu konuşacak. Filan gibi. 12'ye kadar. 12'den sonra yemek. Yemek bir saat sürdü diyelim. Yemekten sonraki konuşmacılar işte saat 5'te kapanış ve ödül töreni gibi bir günlük sempozyumdan bahsediyorum. Gibi şeyleri ekledikten sonra scientific program dediğimiz bilimsel program oluşturulur. Tabii bu bilimsel programı oluşturmak bilimsel programın bitti anlamına gelmiyor. Bu sadece bir taslak. Çünkü neden? oraya isimler yazdık ve e, konular yazdık. Fakat o isimlere daha sormadık. İşte o isimleri tek tek soracaksınız. Gerek e-maille, gerek telefonla, gerek gerek gidip görerek ve onay alacaksınız. İsimlerden onay aldığınız zaman aslında scientific program dediğimiz bilimsel program daha belirgin hale gelmeye başlayacak. Ve bazı isimlercek ki hayır ben bulunmak istemiyorum. O zaman hemen yedek oraya koymanız lazım. Hep B planınız olsun. Dolayısıyla bunları yaparken scientific programın bazen sürelerin uzayıp kısalacağını da göz önünde bulundurun. Bazı hocalar vardır 15 dakika verisini konuşmaya ama o bir saat konuşur. İndiremezsin de. Bu gibi aksaklıkları göz önünde bulunacak esnek bazı hocalar da bulundurun. Hani gerektiğinde sunumunu işte yarım saatlik sunumunu 15 dakikada da bitirebilecek. Gerektiğinde 15 dakikalık sunumunu bir saatte uzatabilecek böyle hocalar vardır. O hocaları da yani can simidi olarak kullanabilirsiniz. Öncelik, önceden de konuşup. Çünkü neden? Eğer erken bittiyse onunla uzatıp. Eğer geç bitiyorsa onunla kısaltabilirsiniz programda. Yani bir öğleden önce öyle bir hoca, öğleden sonraya da öyle birkaç tane hoca varsa çok daha güzel olur tabii ki. Çünkü bazı hocalar gerçekten laftan anlamıyor yani. Ona 20 dakika diyorsun, 1 saat oluyor hala kürsüden inmiyor. Sanki millet dinlemeye çok meraklı. Diyor. Konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. Böyle tipler var. Hani kolundan tutup da indiremiyorsun da. İşte yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla sizin bu gibi olaylara da devamlı bir B planınız olması gerekiyor. Ha bilimsel programı oluşturduğunuz. Sonra yerin bulunması tabii ki. Yeri bulurken, sizin kafanızdaki konsept neyse artık ona uygun olması lazım. Bazen üniversitede yapabilirsiniz bir salonda. Bazen üniversitenin konferans salonunda yaparsınız. Bazen bir otel otelde daha güzel ağırlayabilirsiniz. Bu yapacağınız işin bütçesine çok bağlı. Ve yapacağınız işin amacına da bağlı. Şimdi eğer Bizim sempozyumda işte canlı hastalar üzerinde bir şeyler de göstereceksiniz. Kalkıp bunu otelde yapmak biraz zor olabilir. Hastanede yapmak daha mantıklı diyebilirim. Yani yapacağınız işe göre de bu değişir. Fakat bütçe çok önemli burada. Bütçeyi belirleceğiniz. Bunu eğer TÜBİTAK'tan alıyorsanız hiç sıkıntı değil. TÜBİTAK'ta bu biliyorsunuz böyle sempozyumlara çalışanlar için başvurabilirsiniz. Şimdi yeri belirleyeceksiniz. Kaç kişi bekliyorsunuz? Bu çok önemli. Yani benim kapasitem mesela 150 kişi. 150 kişi ise en az belki 1000 kişiye sizin davetiye göndermeniz lazım ki 150 kişi gelsin. Kayıt olanlardan yani 1000 kişiye 2000 kişiye gönderin davetiye sıkıntı değil. 150 kişilik mi sizin salonunuz? Siz zaten kayıtta onay siz vereceksiniz ya 150 kişiye onay verdikten sonra artık kontenjanımız dolmuştur diyebilirsiniz ama... Şimdi 150 kişilik kontenjanı kalkıp 150 kişiye sadece davet ettiği gönderirseniz 20 kişi gelir. Ondan sonra işte körlerle sarılar birbirine ağırlar durumu olur. Ona düşmeyin sakın. Dolayısıyla çoğu kişiye ulaşın. İşte burada diğer iş paketine iş düşüyor. PR. Bu işin PR'ı nasıl yapılmalıdır? Yani broşürleri, reklam afişleri. Çünkü insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Bakın bizim pulmoner hipertansiyon summit'te bazı broşürleri buraya ekleyeyim. Yani broşürde dikkate çekecek şeyler yazılmalı, sertifika alınacağı yazılmalı, tarihler yazılmalı, deadline'lar yazılmalı. Bu broşür ise ayrı bir iş paketi. O iş paketi için bir ekip belirlenmeli ve o broşürler, işte PR ekibi diyelim ona, o sırf onlarla uğraşmalı. Çünkü bu PR ekibi sadece yani konferans veya sempozyum öncesinde değil, sempozyum sırasında da onlara çok iş düşüyor. Neden? Bu fotoğrafların, videoların çekilmesi bunlar da çok önemli. Çünkü insanlar bir şekilde kendilerini görmek isteyeceklerdir. Aynı zamanda siz de ileriki sempozyumlarda kullanmak için bu sempozyumuzdaki başarınızı ortaya koymanız gerekecek. Bunun için fotoğraf ve videolar çok çok önemli. Evet. Bilimsel program hazırlandı. Yerimizi belli ettik. PR sürecimiz de devam ediyor diyelim değil mi? Evet katılımcıların ne kadar ücret alacağı. Bu sempozyumdan sempozyuma değişecek. Bazen hiç ücret de almazsınız ama genelde alınır. Bunu artık sizin kurumunuz, harcamalarınız belirler. Yani bir 15 bin kişinin geldiği bir kongreyle herhalde bir çalıştayın harcamaları farklı olduğu için katılım ücretleri de farklı. Belki çalıştay bedava ama kongrede belki 400-500 euro para vermeniz gerekiyor olabilir. Bunu burada hani şu kadardır diyemem. Onu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Belki dediğim gibi hiç para da almayacaksınız. Evet ama katılımcıların belirli bir şartlarda olması gerekiyor yani. Eğer bir konuda yapıyorsanız yani katılımcılardan belli şeyler isteyebilirsiniz. Mesela poster isteyebilirsiniz ya da küçük de olsa bir katılım ücreti isteyebilirsiniz ki en azından geleceklerinin garanti olduğunu bilirsiniz. Çünkü neden? İnsanlar bir şeye para verdim oraya gelirler. Ama onu bedava yapın. Geliyorum derler ama gelmezler. Dolayısıyla onların kesinlikle gelebileceğine dair bazı doneleriniz olması lazım. Bu donelere dikkat edin derim. Evet sempozyum aslında organize etmek gerçekten çok zevkli bir olay. Hele sonu var ya sonu o sempozyum bittikten sonra o başarı o gurur gerçekten yani tadılmaya değer bir şey. Özellikle öğrenci arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Sizler de öğrenci kongreleri hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde. Öğrenci kongreleri de farklı değil. Aynı bu şekilde. Orada poster sunumları da oluyor. Yani hani katılımcıların katılımcılara diyorsunuz ya gelin diye. Mesela orada bir posterle gelme zorunluluğu verebilirsiniz. Herkes poster hazırlar. O posterden yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Ve yarışmalarda kongrenin sonunda bir ödül verebilirsiniz onlara. Evet, sempozyumlar nasıl organize edilir konusunu olabildiğince kısa öz anlatmaya çalıştım. Ha bu anlattığım iş paketlerini ayrı ayrı videolarda çok derinlemesine detaylandırabiliriz isterseniz. Bunu yorumlarda göreceğiz. Gelen sorular ve yorumlar olursa ona göre ileriki videolarda daha da detaylandırabilirim. Lütfen yorum yazmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum ki videolar farklı platformlarda görünsün ve farklı sorular gelsin. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.